Valla bazı arkadaşlarımı makyajsız tanıyamıyorum. Geçen birkaç tanesi. Evet gerçekten tanıyamıyorum. Nasıl tanıyamadın? Bir hikayeyi anlat bakayım Mehtap. Hangisini tanıyamadın? Birisini çok ünlü birisi gerçekten. Ondan sonra onun evinde kalmıştım yazın tatilde. Evet. Ee, sabahleyin uyandığımda kafamda uyku gözlüğü. Bahçede oturuyormuş ama hep gördüğüm kadını. Sabahleyin tanıyamadım mesela. <laughs> Merhaba günaydın Mehtap demiş. Ben de günaydın demişim. Geçmişim. Ondan sonra demiş ki bu bana neden selam vermiyor demiş falan filan. Ve onun evinde Yeni kalıyorsun. Sonra, tabii tabii tanıyamadım kadını ben. <laughs> <laughs> Vallahi tanıyamadım gerçekten tanıyamadım makyajsız evet. 4-5 tane de kadın vardı Bahçede villanın bahçesinde Hepsi birbirine benziyor çünkü Ondan sonra dedim ki Şöyle baktım günaydın Mehtap demiş çok güzel bir şekilde bana Ben de ona ah, günaydın demişim geçmişim Ne oldu buna demiş havalar Havalarda mı neden bana demiş Hiç selam vermiyor Doğru düzgün konuşmuyor Öpmedi falan filan yapmadı demiş yani <laughs> Ay inanılır gibi değil Ya var. tanıyamadım gerçekten tanıyamadım bunu evinde Seda, sana sana tanıyamadı. bu ha? Seda sayandı bu da Seda sayandı bu da Öyle mi? Evet. Yani Seda sedasını... Tanıyamadım. Dört arkadaşıyla oturuyorlar <laughs> bahçesinde evin dışarı çıktım Eyvah. kafamda doyku gözlüğü. <laughs> Ondan sonra günaydın demişler. Ben de herkese günaydın deyip geçmişim böyle. Yani bir insan öper, konuşur bilmem ne yapar. Ondan sonra ben tanıyamadığım için çünkü herkes birbirine benziyordu o kadınların hepsi. Ayırt edemedim. Onun Seda abla olduğunu bile anlamamıştım yani. Hmm, Seda, Seda abla <laughs> şimdi, şimdi yaşam, kızdırmış. Onu çok büyük bir pot <laughs> kırmışım Bombayı anladım. masanın Seda... üstünde görmüyorum. Masanın altına bıraktı herhalde. <laughs> bombayı pimini çektiğimi bakalım. <laughs> Aa, gerçekten bak bu Bodrum'da Türk Bükü'ndeki evinde oldu bu yani yazlığında. Sabah kalktın tanıyamadın Seda'yı. Evet uykudan seni. kalkmıştım ondan sonra Oturuyorlar bahçede böyle masa başında oturuyorlar dört tane bayağı hepsi sarışın aynı şekilde <laughs> makyajsız. Şimdi... ben tanıyamamışım onu. Ama. Yoksa normalde tanışsam öpermişim falan filan sarılırdım da çok soğuk davranmışım. Neden böyle yaptı diye bir de sormuş söylemiş yeğenine Evet. Ondan sonra. Söyledin ben... mi? Ya dedi ki neden teyzeme böyle mehtap dedi teyzem vardı dedi oturuyordu orada dedi. Hı hı. Dedim ki kim te... Seda abla mı vardı? Tanıyamadım hangisiydi Seda abla tanıyamadım. Yani ee, telefona bakıyorum. Ha, iş yani. <laughs> evet. Vallahi <Bu> tanıyamadım. <laughs> Tabii sonra falan şey oldu da ama gerçekten tanıyamadım yani. Makyaj sıfır yok bir şey. Yani tanın tanınmıyor yani tanıyamadım. Yani, yani ben de. Deniz... Hı. pot kırması da böyle oluyor. Yok o pot kırmıyor açıkça söyledi. <laughs> ya pot yani. Ay, yani. ağzından ismi kaçırdı. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Ama sen olsan sen de tanıyamazsın Ali abi gerçekten ya. Yani. Ben öyle bir şeyle karşılaştım. Bir e, ben de, ben de. oyuncuyla e, trafikte tık tık korna çaldım. Baktım tanımıyorum. Ali abi nasılsın dedi. Trafikte sıkışık saliyim. Beni tanımadın mı dedi. Dedim vallahi tanımadım. Söyledi rezil oldum. Yani tanımamam. Ha? Benim densizliğim ama. E peki hadi sen de ağzından kaçırsana. Yok kaçırmam. Abi baş harfini ver. <laughs> e, sevdiğim bir insan. Ayıp olmasın. Mehtap e, Seda Sayan'ı gömdü ama ben onu gömmüyorum. <laughs> peki Ali e, makyajsız mı tanınmayacak vaziyette? Evet makyajsız tanınmayacak vaziyette. Söyledin mi makyajsız tanınmayacak vaziyettesin kızım dedin mi? Yani o kadar da densizim de o kadar değilim demedim o kadar. <laughs> Peki. Genelde derim. Genelde der de o yüzden evet. söylüyorum ben de. Ama Ebru Gündeş'i gördüm makyajsız yakında. Evet. Oturduk beraber. Hı. Ebru Hanım gerçekten makyajsız çok güzel bir kadın. Ben epeydir onu makyajsız görmedim ama makyaj yakışıyor. Yani e, makyaj gerçekten yakışıyor. yakışmıştı yani çok güzel. Ruj falan çok yakışıyor. Mesela Petek, petek Dinçöz makyajsız muhteşem güzel bir kadın. Var öyle 5-6 tane sayabileceğim var da, da inan bana gerçekten gece bile bir yere çıksam dışarıda evet. karşılaşsam tanıyamıyorum yani. Bak, e, bir Sen şey... Bülent Ersoy'u makyasız kirpiksiz gördün mü? Gördüm. Aa. Gördün değil mi? Gördüm onu da gördüm. Onu da boyundan tanıyorsun. Onu diye tanırsın. Diyor. Hal evet. ve tavırlarından evet. tanıyorsun. Tabii ama... canım aynen onun tatlı ama... dili samimiyeti yetiyor Bülent gerçekten. Bülent Ersoy da makyasız zaten birkaç kere o İzmir'de balıkçıda falan otururken kameralara yakalandı. <laughs> Ben... Bir kişi tanıyorum makyajsız. Bak yanımda Gülşen de vardı şahidim. Dönüp ben normalde bir insan dikkatimi çekerse döner. En fazla çaktırmadan ikinci kez bakarım. Rahatsız etmemek için. Dönüp beş kere baktım. O, o değil. Değil mi? Ekrana çıkan kızla kuaförde gördüğüm kız o değil. Gerçekten tanıştık. O başka bir kişi. Gördüğümüzde başka bir kişiydi. Gülşen, o da zaten görmemizden... Gülşen görmenizden... dediği kim biliyor musun? Gülşen dedi. Kim? Gülşan, benim tamam. önüme takoz koyan kız. Kim? Bak. Ha? <gülüşen> <gülüşen> <Ya>, Gülşen. Ya e Gülşen'e buradan selamları gönderiyor. Evet çok, seviyorum çok selam. Allah, Çünkü benim. Buna zoom Canım mi? benim. Ee... Bu mu? Çünkü Bu Gülşen'in önüne koyduğu Bak, takoz. Onun, onun hikayesi ne biliyor musun Ali? Sana hemen anlatayım. Evet. Şimdi Telefonları koyduklarının de var. Benimki evet. de. Bunu ikisinde Gülşen evet. yazdı. Çünkü neden? Bak. Evet. Yayın sırasında sevgili izleyiciler cep telefonumuza istihbarat geliyor. Reji bize bir mesaj atıyor ya da bir ünlü arıyor. Bunların hepsi kısıkta ya. Kenara koyunca e, göremiyorsun. Bir ışıklardan da parlıyor. Onun için gülşen bir gün dedik ya şunların evet. altına bize bir şey ayarlayın. Arkadaşlar Merve Doğukan falan getirdi. Sonra da dedi ki karışıyor bu takozlar. Ya nasıl karışır bu? Renklerine bakar mısın? Allah o daha aşkına. O da açık renk. Yani biri o çam, daha... öteki kestane gibi o kadar farklı. Evet işte öyle yazdı. Seninki de Yok, böyle benim kaldı. Benim önüme takoz koymak için yaptım. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam buradan diğer haberimize geçelim. Sevgilerimi iletiyorum. Sevgilerimizi iletiyoruz. Dün zaten beraberdik. Çok hayırlı bir işe imza attık. Yakında herkes bilecek ve Ay, duyacak. Çok, evet. Çok seviyorum ya. Nursel Köse sevgiyle izleyiciler. Oyuncu Nursel Köse durdu durdu durdu. Aynı senin biraz evvel Seda Sayan lafını ağzından kaçırması gibi kayınvalidesiyle ilgili bir itirafta bulundu. Ve dedi ki oğlunu benimle paylaşmak istemiyor. Bütün kayınvalideler hep der ki ah 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 neler çektim neler. İşin aslı öyle değildir dedi. Ve hemşerim Malatyalı hemşerimin itiraflarına kulak verelim. Evet bütün kayınvalideler ah ah şu gelinden neler çektim der ama onlar da gelinlerine çektirir. Allah'tan bir de üstüne kayın üstüne Allah'tan bir de görümce yok demiş Meytap. Bu kayınvalide gelin görümce ve elti dörtgeni hep kanayan yaradır. <laughs> ne düşünüyorsun? Tabii canım gündüz kuşağı programlarında bazen takılıyorum. Hepsi yumak oluyor. Kaynanam bozdu diyor yumamı diyor. Kaynanam şöyle yaptın e, öbürü görümcem diyor. Hep evlilikleri bitirmeler bilmem neler. Hep bu şey. Sebepten dolayı oluyor çoğu yani. Evet. Ya yemek programında gelin kaynana var. Evet. Yani orada bile bir tane tabağını beğenmedin kaynvalde kayınvalide gelini? Kodlanmışlar evet. öyle beğenme Beğenmemek şu. Gerçekten ya da birbirlerine gıcık kapıyorlar orada da bütün içindekileri. Yani yapıyorlar. rol yapıyorlarsa da helal olsun yani. yani bu kadar mı rol yapar insan evet. ya? Evet ama temelde yani bir Yüzlerine gıcık var. Bakıyorsun demek. yüzlerinden birbirine karşı nefret akıyor. Evet. Ya Anne diyor hiç mi bir şey mi beğenmiyorsun? Onun tabak benim olduğunu biliyordun diyor. Onun için bir puan verdin diyor. Ben nereden bileyim diyor ön kedi tabağı senin yaptığını aldı ki biliyor. Tabii. Tabii. canım, Ama bak programlar da yani. ne kadar güzel kaşıyor, eltiler. İnsanlık tarihi boyunca evet, hep değişmeyen evet. evet. Ee, ama bazı kayınvalidelerde var ki oğlu kadar gelinini de seviyor. İkiniz evladımsınız diyor ya da gelin kayınvalidesine sen annemsin diyor. Ama temelde en temelde kayınvalide gelin deyince insan aklına direkt tartışma kavga sürtüşme geliyor ama Nursel Köse de durmuş durmuş oğlunu paylaşmak istemiyor. Eşi de e, Alman müzisyen, filarmoni hmm. orkestrasında çalıyordu. Peki yani Alman bir kadından bahsediyor. Evet, annesi yani. Türkse bilemem ama hani bazen anne Türk baba Alman oluyor. Evet. Ee, yani Amerikalılarda da e, dizilerde izlediğimiz katar ile aynı kültür var ki var. Oradan yürüyorlar. Yani bu e, her yerde insan ilişkisinde aile ilişkisinde var olan bir şey. Bu arada başımda saç kalmadı zaten. Onları da Alev tek tek koparmasın diye o röportajı yapan Alev Cimin Gürsoy. Evet Alev Hakkını Gürsoy Cimin. Alev Gürsoy cimin. Posta gazetesindeki arkadaşım. Ben yıllarca şey yaptım, beraber çalıştım. Eline sağlık böyle çarpıcı bir iş çıkardığı için. Peki Nursel Köse'nin kayınvalide itirafından sonra arkadaşımız Umut Ünver sokağa çıktı. Hanımlara sordu kayınvalide gelin ilişkisini. Sizinkiler nasıl dedi. Bir de sokağa kulak verelim.